Efendim Diyanet TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Edebi ile huzurlarınızdayız. Bugün Ömer Demirbağ hocamla Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden Yahya Kemal Beyatlı'yı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, binlerce şükür. Siz de iyi gördüm. Hamdolsun hocam, Allah razı olsun. Hocam bugün 20. yüzyılın, hatta tüm Türk edebiyatının şiir sahasındaki, nesir sahasındaki en büyük üstadlarından birisini Yahya Kemal Beyatlı'yı konuşacağız. Ee, oldukça çalkantılı, bir evet. hem sanat dünyası hem evet. hayat itibariyle bir zat. Ee, Yahya Kemal adlının hayatı hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Böyle başlayalım hocam. Efendim, Balkanlarda dünyaya geliyor. Ee, dediğiniz gibi son derece çalkantılı, toz duman arasında evet. geçen bir gençlik. Çok özür diliyorum hocam. Bir Osmanlı bakiyesi aydın için Balkanlarda hayata gözlerini açmak, Tam olarak ne demektir? Biraz bunu da... Efendim hayatta edebilirim. gözlerini açtığı yerler gözünün önünde e, kayboluyor, gidiyor, evet. elimizden alınıyor. Artık vatan toprağı olmaması Olmuyor, nasıl bir hicran evet. değil. Bunu yaşıyor bir kere. Evet, çok büyük bir ee, hüzün. Toz duman dediğim zaten Kurtuluş Savaşı esnasında gençliğini yaşıyor o sıralarda. Avrupa'ya gidiyor, adeta kökünden koparılmış fakat kökünü arzulayan, kökünü asla unutmayan bir çınar gibi dönüyor, dolaşıyor, tekrar Türkiye'ye geliyor... Bu esnada edebiyatımız için hakikaten mükemmel sayılabilecek eserler veriyor. Bilhassa Eski Şiirin Rüzgarı'yla adlı eseri bal gibi divanı Kemal'dir Kemal'dır aslında. Bir Zaten, divandır o. E, Fakat dönemin mahalle baskısı mı diyeyim neyse divan bile diyemiyor ona. Mi? Eski Şiirin Rüzgarı'yla ismini vermek zorunda bırakılıyor Yahya Kemal. Zaten çok özür efendim. Bendeniz'in yaptığı çalışmada da onu divan olarak evet. ele aldık. Tam, tam bir divan Bu divan değilse evet. acaba ne divan? Evet. evet. Gazellerinin pek çoğu bestelenmiştir. Günümüze evet. kadar gelmiştir. Kendisinin çok yakın dostu, iki büyük dostu var. Birisi Münir Nurettin Selçuk ki pek çok eserini besteleyerek, hakikaten o şiirselliğe denk musikiden kanatlar takarak, ebedileştirmiştir ki bunların başına hemen aklıma gelen Aheste çek kürekleri mehtab uyanmasın bir alemi hayale dalan ağab uyanmasın yine artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan ve yine bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç gibi ölümsüz diyebileceğim şah eserlere aynı kıratta at başı gidiş seviyesinde mükemmel besteler yapan Münir Nurettin Selçuk onun dostudur ve yine yakın dostu Nihat Sami Banarlı. Hele hele Banarlı'ya göre Yahya Kemal Türk şiirinin muhassalasıdır. Eyvallah. Bu kadar iddialı bir tespitte bulunuyor. Bütün Türk şiiri adeta Yahya Kemal gelsin diye vücut bulmuştur gibi Nihat Sami Banarlı'ya ait iddialar vardır. Kelimelerin yan yana gelişinde, sen... plastik sanatta, iç musikide eşsizdir diyebilirim. Yahya Kemal. Eşsizdir diyebilirim. Ee, tabii mevzu ilerledikçe aklıma gelecek pek çok şiirleri hala dilden dile dolaşmaktadır. Kendisi adeta e, Osmanlı bakiyesinde e, dünyaya gelmiş olmakla birlikte Divan şiirinin de henüz can vermediğini, ölmediğini gösterircesine mükemmel eserler vermiş bahtiyar sanatkarlarımızdan birisidir. Şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam, Yahya Kemal Bey için? 18. yüzyıl artık işte klasik edebiyatın hatta 17'nin sonları filan bir tıkanma, yeni ifade bulamama dönemi aslında bir kriz dönemi. Şeyh Galip o oraya bambaşka bir hava i̇şte ve sistem, soluk evet. getiriyor ve bütünüyle edebiyat tarihini adeta değiştiriyor. 20. yüzyıldaki Yahya Kemal Beyatlı için de zannediyorum aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani Doğrudur. o kuvvetli batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olarak tarif ettiğimiz dönemde klasik tarzda müthiş ya yani. gerçekten müthiş. Türk edebiyatının yüz akı sayılabilecek bir divan ortaya koymuş olması. Yani çok çok özel hususi bir durum evet. değil mi hocam yani? Efendim, eee ben denize sorarsanız Osmanlı medeniyetinin de içine alacak bir ta tarihi değerlendirme yapmak gerekirse iki fetret dönemimiz oldu bizim. Birincisi meşhur bilinen e, Yıldırım Bayezid ile Timurlengin kapışmasından sonra ortaya çıkan 11 senelik kısa dönem. Hı. Fetret dönemi. Başsız devlet henüz ortada yok. 11 sene içinde toparlanıyorlar. İkincisi ise maalesef 19. yüzyıldan sonra başlayan hala günümüzde içinde olduğumuz büyük fetret dönemidir. Hala devam ediyor. Evet, bu fetret edebiyatta da söz konusudur. Sanatta da söz konusudur. Nitekim 18. yüzyıldan sonra yalnızca divan edebiyatımızda değil, edebiyatımızın pek çok şubelerinde bir gerileme, bir bulanıklaşma bir yer altına çekilme söz konusudur. Hepsinde var bu. Divan edebiyatını göz önüne alacak olursak, onu hep söylemişimdir, 13. yüzyıl taklit dönemi, 14. yüzyıl tesir dönemi, 15. yüzyıl eşitlenme dönemi, 16. yüzyıl muhteşem dönem. Eyvallah. 17. yüzyıl 16'nın ivmesiyle mevcudu muhafaza dönemidir. 18'den itibaren boğucu zenginlik, kalınlaşma, bulamaç haline gelme söz konusudur. Dönemin sanatkarı yüzyılların biriktirdiği edebi birikimi ya nadide bir iksir halinde bir sonraki yüzyıla devretme vaziyetindedir ya da maalesef o boğucu zenginlik içinde boğulup kalma durumundadır. Dediğiniz gibi Şeyh Galibi görüyoruz. Bir hakikaten özgünlük belirtiyor ama ne yazık ki 41 yaşında vefat etmiştir. Bir sanatkar için çok genç sayılabilecek yaşta beklenmedik vakitsiz ölümü divan edebiyatının maalesef yetim kalmasına sebep olmuştur. O 41, 82 olsaydı bugün Şu anda başka edebiyatımız bir başka edebiyat... bir mecradaydı. Hiç Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Evet. Siz de iştirak ediyor musunuz? Hocam? Evet. Yani bambaşka bir mecra evet. akardı Türk Evet, ya? başka bir mecradaydı. Kendi, maalesef evet. kendisiyle başlamış, kendisiyle bitmiştir evet. diyebilirim Şeyh Galip için. Geliyor, geliyor. Artık tıkanıklık başlıyor. Taze kan sayılabilecek edebi bir hamle gerçekleştirecek büyük dahi olmuyor. Bütün ustaların yaptıkları önceki büyük üstadların getirdiklerini muhafazadan ibaret. Onlara yetişebilme çabası. O kadar. Aşabilecek büyük şahsiyet zuhur etmiyor. Hele hele 19. yüzyıla doğru divan edebiyatı da maalesef tam manasıyla artık istiskal diyebileceğim eserler vermeye başlıyor. Mesela düşünebiliyor musunuz? fazıl Enderuni'nin diye tahmin ediyorum. Şu Mısra bir gazel içinde geçmektedir. Olma sokak süpürgesi, kadın kadıncık kol. Bu mısra gazel içinde geçiyor. Kadın kadıncık kol ifadesi Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'da da geçiyor ama evet, Leyla'nın annesine öğüdü olarak e, ne kadar sokak estetik. Sokak süpürgesi ne demek ya? Bu muydu gözüm canım efendim, sevdiğim, ya. devletli sultanım bu hallere mi düşecekti? Neyse bu şekilde bozulma, çözülme, zevksizleşme, sığlaşma maalesef artarak devam ediyor. Divan şiiri kabuk bağlama sürecine girmiştir. O ateşten, o şevkten, o feyizden kabuk bağlama sürecine geçişte kabalaşma, sığlaşma, derinliği kaybetme söz konusudur. Mesela e, ol söyüşten bize de bir pare medet. Bu da bir gazelde geçiyor. <laughs> söğüş et parçası ya da domatesin dilimine denir. Gazelin içine girmiş düşünebiliyor musun? Söğüş, söğüş. Yine e, son derece abes, imkansız mana nispetleri kuruluyor. Saçma diyebileceğim. İşte teknoloji divan şiirine giriyor. Tayyareye binmiş geziyor nazile canan. Salın tayyare. tayyare <laughs> ve naz nasıl bir araya geliyorsa sürat çağında naz ile gezinmek nasıl mümkün olabilir? Bunlar yazılmaya başlanıyor. Ve bütün bunlara bakarak daha sonra gelecek olan ve divan edebiyatını tümüyle reddedecek olan e, gruba karşı gerekçeler hazırlanmış oluyor. Bunlara bakarak 700 yıllık birikim topyekun reddediliyor bu defa. Bu da ayrı bir yanlış. Evet. Hala toparlayamadık. Bindiği dalı kesmek bu. Evet. Eskiyi reddederek yeniyi bulabilmiş bir topluluk bir millet yok duruyor yüzünde. Eskiyi red, eskiyi yok bilerek. Nitekim tanzimattan sonra dikkat ederseniz bizimkiler romantizmle başlamışlar. Romantizm peşinden realizm. Peşinden realizmin daha zorlanmış biçimi olan naturalizm. Böyle geliyor. Oysa romantizmin olabilmesi için klasisizm olmalıydı. Sağlam gelişim böyle olur. Klasisizme bir tepki olarak romantizm doğar. Bizde klasik devre hiç yoktur. Direkt romantizme başlamış tanzimat. Yani temelsiz, yani ayağının bastığı bir zemin olmadan e, bazı oluşumlar gerçekleşmiş. Böyle olunca da işte tanzimat bir 20 sene yaşamış, öbürü... Tanzimat 2 10 sene yaşamış. Servet-i 6 sene. Edebiyatı Cedide bir yıl. Fecaati 9 ay. Gittikçe süre kısıyor. Yani 9 e, ay ile 20 sene aralıklarında tükeni veren bir takım kadük oluşumlar diyebilirim. İşte kaos ve fetret döneminin göstergesi, sesi bunlar. Ve öyle ki hem eskiyi reddediyor, yok biliyor, hem ona alternatif olabilecek yeniyi de getiremiyor. Doğu medeniyetini, kendi ait olduğu dünyayı Topyökün yok biliyor, hiç görmediği Batı medeniyetine hayran kalıyor. Fakat ne Doğu'ya ne Batıya mal olabilen bir saat rakası gibi ikisi arasında gidip gelebilen, ikisi arasında sıkışıp kalabilen yokluğun, hiçliğin sesi olan bir takım kadık oluşumlar. Bunlara biz yeni edebiyat diyoruz. Bir konferansında demiştim, yüzyıllar boyu devam eden klasik şiirimiz eşsiz bir orkestra. Mükemmel şeyler söylüyor. Fakat 18-19. yüzyıldan sonra bu or orkestranın akordu bozulmaya başlıyor. Gittikçe bozuk sesler çıkarmaya başlıyor. İşte o bozuk seslere biz yeni diyoruz. <laughs> Oysa yeni nedir? Yeninin kendisi kelime itibariyle çok cazip bir kelimedir. Yeni dediğiniz zaman akan sular durur. Ve yeni olan her şeyi herkes kabul etmeye mecbur hisseder kendini. Bu bakımdan yeni kelimesi istismara çok müsait çekiciliğiyle maalesef ee, çok gözler boyanmış da yeni diye bir şeyin gelmesi hala daha çok tartışılır bir durumdur. Mesela Fuzuli'ye eski diyebilmeniz için günümüzün Fuzulisi'nin gelmesi gerekirdi ki o aşılmış olsun. Bir önceki eski diyebilmek için doğru söylüyorsun. Yunus Emre'nin eskimesi için doğru. 21. yüzyılın Yunusu gelmeliydi ki o eski bu yeni diyelim. Gelmedi. E o gelmeden siz nasıl ötekini eski diye burun kıvırabilirsiniz? İşte doğru. böylesi bir Kaos ortamı maalesef öyle durumlara gelmiştir ki bilhassa klasik şiirin reddedilmesi öyle raddelere gelmiştir ki Peyami Safa bile 700 yıllık birikimimize işkembe-i kübra edebiyatı demekten kendini alamamıştır. Peyami Safa bile. Peyami Safa. Ahmet Hamdi Tanpınar mecliste haykırarak bu edebiyatın gençlere okutulmaması gerektiğini savunmuştur. Lise kitaplarından eski Türk edebiyatını çıkaralım. Böyle bir hava oluşturulmuştur ki Yahya Kemal ne yapsın? Divan bile diyememiş eserine. Eski şiirin rüzgarıyla diyerek gelecek olan tepkilerden ne kadar çekindiğini ortaya koymuştur. Öyle bir e, klasik birikimimize karşı bir hınç, şiddetli bir reddediş tavrı vardır. Böyle olunca da e, 30'larda, 40'larda divan edebiyatı anlatılmış ama elden geldiği kadar kötülenerek. Efendim saray edebiyatıdır, yüksek zümre edebiyatıdır, ümmet edebiyatıdır diyerek bir takım alt üst edilmiş kavramların arkasına gizlenerek bu hınç eğitim sistemimize kadar sirayet ettirilmiştir. Yahya Kemal Bayatlı'ya gelecek olursak işte böyle bir karmaşık toz duman ikliminde zuhur eden bir büyük şairimiz ve Şeyh Galip kadar olmamakla birlikte farkında olarak ya da olmayarak 700 yıllık edebi birikimimizin ve divan edebiyatımızın hala devam ettiğini gözlere sokarcasına mükemmel eserler yazıp bize bırakan bir şairimizdir. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselli ile. Şu beytte bulunduğu yüzyıldaki yesin edebi kabızlığın bir türlü çıkış yolu bulamamanın eskiyi reddettikten sonra yeniden de mahrum kalmanın izlerini görüyoruz. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselli ile diyen Yahya Kemal hakikaten feci bir yes belirtmektedir. Rubailerinde eski 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 diyoruz da eskiyi ben olumlu manada genellikle kullanırım. Eski denir yani eskiye rağbet olsa nur, bit pazarına nur yağar ya, o anlamda değil. Bazı eskiler eskimeyen eskilerdir. Akar suyun eskisi yenisi olur mu? Elmasın eskisi yenisi olur mu? Güneşin doğuşunun eskisi yenisi olmaz. Böyle şeylerde eski yeni gibi kavramlar yetersiz kalır bunlara karşı. Bizim klasik birikimimiz de böyledir. İşte e, geçmiş kültürden bakın nasıl yararlanıyor. Yahya Kemal ve tasavvuf. Yahya Kemal'ın in hayatını incelediğimizde bir Nesimi gibi, bir Yunus Emre gibi mutasavvuf olmadığını görüyoruz. Tasavvufla pek yolu kesişmemiş. Ancak o püskürtüyü, o kültürü öyle özüm, özümsemiş ki şurbayı söyleyebilmiştir. Yahya Kemal'e ait. Bir zümle odur halıkı mutlak dediler. Bir benzeri yok, bu muhakkak dediler. Bir kere görenlerse o Rabb-ı dil mesti irüyetle enel hak dediler. Bu Yahya Kemal'in söyleyiş güzelliğine bakması. evet, bakmasın. bir şeyle meşgul olsa ne diyecek evet, acaba? Evet. Itri hakkında söyledikleri. Eskiler Itri'ye derler. Bizim öz musikimizin piri. O kadar halkı sevk edip yer yer. O şafak vaktinin cihangiri. Ee, sabah göğü top sesleriyle gükler, gürlerken. Nice bayram günleri sabah erken. Söylemiş saltanatlı tekbiri. Diyen Yahya Kemal farkında olarak ya da olmayarak reddedilen eski için şunu haykırmaktadır. Reddediyorsunuz, yok biliyorsunuz ama burada sizin hayatınız boyunca elde edemeyeceğiniz bir servet gizlidir. Bunu söylüyor. Yahya Kemal bize eserleriyle, eserlerinin faydalandığı kaynakla daima bunu ilan etmiştir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler beyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şu özleyişe bakın. Muhteşem bir tarihiniz var. Hiçbir millete nasip olmayacak kadar şan, şeref levhalarıyla dolu bir tarihiniz var. Ama Yahya Kemal'in bulunduğu pozisyon bir zamanlar prens olan birinin dilenmeye mecbur kalması gibi zor bir pozisyon, pozisyondur. Mahzundur, boynu büküktür ve bitmiş tükenmiş bir medeniyetin enkazı içinde çırpınmaktadır. Yeni yeni diyerek yeniyi biz bütün kaybeden bir neslin gerçekçi sesidir Yahya Kemal Bayatlı. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam. Çok panoramayı çok güzel çizdiniz. Şimdi Yahya Kemal Bayatlı'nın hayatına baktığımızda bir kere devlet adamı. İşin bu tarafı var. Belki evet. izleyicilerimizin büyük bir bölüm bilmiyor olabilir. Bir bürokrat yani bir evet. devlet adamı. Bir ilim adamı aynı zamanda. Kültür adamı. Kültür adamı, tarihçi. Evet. Aynı zamanda bir edebiyatçı ve büyük bir Ve bunu şaşır. en e, yüksek noktada ifade evet. ediyor. Şimdi Osmanlı bakiyesi sayılabilecek bir entelektüel, bir aydın, bir arif kişiyle aslında muhatabız. Evet. Osmanlı'nın son döneminde yetişen bir insan dahi böyle. Şimdi bugün e, bu şeyi yakalayamıyoruz pek. En fazla akademisyen oluyoruz, işte ilim adamı oluyoruz, çok küçük bir sahada <laughs> Çok ileri noktalarda araştırmalar yapıyoruz ama herhangi bir mevzu bütünüyle kavrayamıyoruz. Klasik dönemde kül, alimi kül dediğimiz insanlar, hezarfen dediğimiz evet. insanlar mevcut. Peki bunu oluşturan şartlar neydi? Biz bugün o hangi şartı kaybettik de bunu oluşturamıyoruz? Efendim, şimdi tabii tarihi gelişime baktığımız zaman anlaşılabilir bir tutum olarak telakki ediyorum. Yeni bir devlet kurulmuş, genç bir devlet, Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve bu devlet 16. yüzyıl Osmanlısının belki 20'de biri. Geçmişi çok çok muhteşem ve parlak olan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Doğal olarak dönemin yönetimi bir müddet için geçmişi gözlerden uzak tutmak zorunda kaldılar ki yeni devlet ciddiye alınsın. Haklıydılar. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Bir dönem için Geç çok parlak olan, çok muhteşem olan mazi ve tarih gözlerden ırak tutulmalı ki e, günümüz realitesine uygun devlet bir devlet olarak tanınsın, ciddiye alınsın. Bu tamam. Bu politika eğitime de yansıdı ve bir dönem için Osmanlı'nın sesi olan divan edebiyatı, Osmanlı'nın musiki'si olan klasik Türk musiki'miz radyoda bile yasaklandı. Ama bir dönem için bu gerekliydi diyebilirim. Ancak ne yazık ki daha sonra gelen ekipler tarafından bu bir dogma haline getirildi ve günümüze kadar geçmiş hep yok bilindi, ademe mahkum edildi. Sanki bizim bir tarihimiz yok. Hala daha geçenlerde oğlum getirdi. Babacım diyor, işte yardımcı ders kitabında Osmanlı tarihi hepsi 20 sayfa. Bütün Osmanlı tarihi 20 sayfa. Ancak günümüze gelen işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Tarih ise ciltler dolusu tutuyor. 600 yıllık tarihiniz 20 sayfa. Bu neyi gösteriyor? İşte o ilk dönem bir devlet politikası olarak eğitim hayatına geçirilen tedbir maalesef dogma haline getirilmiş ve bundan vazgeçilmemiş. Osmanlı hep kötülenmiş, hep kötülenmiş, hep yok bilinmiş, hep unutturulmaya çalışılmış. Öyle ki bendenizde ortaokul ve lisede en sevmediğim ders tarih idi. Benim gözümde kopya dersiydi. Ezber, sebep, sonuç filan. Sadece eften püften bir rastlantıyla Cüneyt Arkın sayesinde çok muhteşem bir tarihimiz olduğunu fark ettim. <laughs> şey, filmlere eleştirilebilir ayrı. Fakat o filmlerin haber verdiği bir medeniyet benim geçmişim ve ben onun varisiyim. Lise çağlarında bunu fark ettim. Cüneyt Arkın'ın Allah rahmet eylesin. farkında olarak ya da olmayarak bütün Türklere yaptığı hizmet budur ki bu hiçbir şeyle ölçülemez. Çünkü ısmarlama tarih yazılmıştır. Tarihimiz yok edilmek istenmiştir. Düşünün ki e, biz bile bile derken işte bu yaşa geldik. Bir şeyler okuduk, hoca olduk. Ben bile Kutul Amare diye bir zaferimizin olduğunu beş sene önce öğrenebildim. Ki ben tarihe meraklı bir insanım. Tarih okuyan bir insanım. Ben bile Kutul Amare diye bir zaferimizin olduğunu 5 sene önce öğrenivermişim. Televizyonlarda gördüm, aa böyle bir zaferimiz var. Ve bu zafer esnasında 120 bin küsurluk İngiliz ordusunu esir etmişiz. Şu başarıya bakın, imha hareketi bile değil. Bu kadar kalabalık bir orduyu esir, et, resmen esir etmek başarısını göstermişiz. Bundan haberimiz yok. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir başarınız başka bir millette olsaydı bütün dünyaya iftiharla ilan etmez miydi? Bizde bu yok. İstanbul'u fethetmişiz. Sanki suç işlemişiz. <laughs> İstanbul'un fethine dair şiirleri bir tarafa bırakalım. Güzel şiirler var. Yahya Kemal'in de var. Ancak İstanbul'un fethine dair sadece iki film çevrilmiştir. Ve bu iki filmde de fetih ruhundan kırıntı yoktur. İstanbul'un fethi Amerikan tarihinde olsaydı bir Hollywood'u düşünün. Belgeselleri düşünün. İnanın Amerikan tarihinde olsaydı biz İstanbul'un fethine dair bütün detayları bugün çok daha iyi biliyor olacaktık. Bize gösterirlerdi çünkü. Haber mi? Çanakkale. 9. Haçlı Seferi. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem. Ne bela, hani ta'u, nada züldür bu rezil istila. Koca bir dünya benim oraya birikmiş. Bizim Anzaklarla Kanadalılarla Hintlerle ne alıp veremediğimiz var. Aslan düşmüş. Aslan düşünce çakal, tilki, sinek ne varsa pay katmaya uğraşıyor. Orada bize vurmaya gelmişler ve imkansız kabul edilen bu savaş tersine dönmüş. Savaşın detaylarına girmiyorum Çanakkale. Niçin Çanakkale Savaşı'na dair doğruduş bir belgeselimiz yok. Bir filmimiz, bir tiyatromuz, bir romanımız yoktur. Yoktur. Adeta olmasın diye uğraşılmıştır. Balkan felaketi, Ermeni mezalimi, daha neler neler başımıza gelenler. Mesela kıyas olsun diye söylüyorum. Ee, İkinci Dünya Savaşı esnasında, Hitler Almanyası'nda e, Yahudilere zulüm yapıldı. Ve altı sene kadar Yahudilere olmadık iskenceler. Biz bunları nereden biliyoruz? Piyanisti izlemeyen yok. şimdilerin listesini izlemeyen yok. Binlerce filmde Yahudiler görmüş olduğu zulmü dünyaya anlattılar. Dünyaya anlattılar. O işte e, toplama kamplarını, SS'leri, Nazi'leri, bunları bilmeyen yok. Onlardan katta kat fazla kanımız döküldüğü halde, Balkanlarda, Filistin'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Yunan mezaliminde, Ermeni mezaliminde, Moskov mezaliminde oluk oluk Müslüman Türk kanı akıtılmış olmasına rağmen bunun ne bir romanı vardır, ne bir şiiri vardır. Ne bir belgeseli ne bir filmi vardır. Tarihinden kopuk, kopuk olduğu için de zamanla kendi muhteşem tarihinden ürken sünepe bir toplum inşa edildi. İşte Yahya Kemal, oraya şimdi dönüyorum. Yahya Kemal adeta haykırıyor. Sen zannettiğin kadar sıradan değilsin. Senin böyle bir tarihin var. Vur pençeyi alideki şemşir aşkına, gülbangi asumanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettih el vur bugün fethi i zamin o tebşir aşkına. Düşsün çelengi ruhumun, eğilsin serif renk, türkü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Bak şu söyleyişi görüyor. İstanbul fethediliyor. İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazel bu. O azameti görüyorsunuz. Evet. Yani hani gazel sadece güle bülbüle yazılıyordu. <laughs> İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazel. Başlığı böyledir. Eyvallah. Bunu yazma. Bak şiir için zaten istisna kabul ettim. Biz de Akif gelmiş, Yahya Kemal gelmiş, Necip Fazıl gelmiş. Tamam. Bunlar kendiler biten güller. Fakat ne yazık ki sanatın diğer şubelerinde muhteşem tarihimiz ve çok rengarenk gençliğimizden eser yoktur, kırıntı yoktur. Bunun da vebali toplum olarak hepimize aittir. Bu vebadan kurtulmak için ne yapmak lazım hocam? Sözüm evet, burası. Efendim işte yani mesela bir fert fert, amareyi, fert 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 bize ne düşüyor hocam? Mesela ama mesela öğrenmemiz lazım. Çocuklarımıza bunu göstermemiz lazım. Biz vaktiyle 120 küsur bin kişilik İngiliz ordusunu çevirip esir alabilmiş bir milletiz. Bakın İngilizler Lawrence'la nasıl övünüyorlar? Bakın Lawrence'da biz sizi nasıl böldük? Koskoca Arabistan bir kişi halletti. Hicaz Demiryolu'nu nasıl hallettik? Nasıl Arapları sizden kopardık? Sizi birbirimize düşürdük? Biz de bununla övünebiliriz. Evet öyle ama 120 bin kişilik ordunuzu biz elleriniz kaldı teslim oldunuz bize. Bizim bundan benim bile ki ben yaşını baş, başına almış bir adamım. Okuyan bir kişiyim güya öyle sanıyordum. 5-6 sene önce haberim oldu. Böyle bir zaferimiz varmış. Adeta tarihimizin ihtişamı gözlerden kaçırılıyor. Evet. Ve öyle bir toplum inşa edildi ki e, geçenlerde Kraliçe Elizabeth vefat etti malum, öldü. E, toprağı bol olsun. E, Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine bin bir ritüel, televizyondan izliyoruz işte usuller, adetler, törenler neler neler yaptılar. Ve bizimkiler saf saf izliyorlar ve birbirine de hayranlıkla Adamlarda gelenek var abi diyorlar. <laughs> Bunu diyen kişiye kendi geleneklerimizi hatırlatsan burun kıvıracak. Bizde padişahların kılıç giyinme merasiminden sadece bahsetsem işte padişah vefat etti, yerine geçen oğlu, tahta geçen oğlu nasıl geçerdi? İngilizlerin o binbir ritüeli ne ki bizimkilerin yanında. Atılan toplar, Eyüp'te kılıç kuşanma merasimi Getirilen tekbirler ve Padişah'ın ilk Cuma selamlığından çıkışta, mağrurlanma Padişahım, senden büyük Allah var" diye gürleyen kalabalık. Bunlardan kimsenin haberi yok. Evet. Bizim de vardı bunlar. Fakat bizimkinden bahsedince tuhaf bir şekilde burun kıvırılıyor ve burun kıvrılsın diye bayağı başarılı bir şekilde uğraşılmıştır. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Şimdi yavaş yavaş şiirlere dönelim hocam. Evet. Kemal, siz lütfettiniz okudunuz birkaç tanesini. E, ee, Kemal şiirini tahlil edebilmek için biraz hayatını herhalde bilmek lazım. Hocam. Çünkü birkaç döneme ayrılabilecek bir evet, e, hayatı var. O hem sayabileceğimiz evetleri var. Ee, az önce bahsettim kökünden koparılmış ama çınar. Evet. Çınar kökünden kopsa da yerinden çınar. kalkamaz. Yani rüzgar ne kadar hızlı eserse esin Avrupa'da yer yer geziyor fakat bedbaht bir ruh halidir. Aradığını bulamıyordu değil mi? Nasıl? Evet, evet. Yani düş zor bir şeydir. Çöküşe şahit olmak. Öyle bir dönemde Ve doğduğunuz gelmek. topraklar artık sizin memleketiniz evet. değil. değil, değil, elinizden alınmış. Zaten. Evet. Evet. Ee, kötü bir dönemde gelmiştir. Zaten evet. başta Mehmet Akif olmak üzere bu kişilerin şair olmasının biricik sebebi budur. Mesela Mehmet Akif 16. yüzyılda gelseydi Allah. In. On binlerce benzeri gibi bir veteriner, bir baytar, evet. muhterem bir zattı. Evet. Belki hiç şiir de yazmayacaktı. Fakat Gerek Akif duymayacaktı şiir yazış. İşine gücüne Akifi Akif yapan o ıstıraptır aynı ıstırabı biraz daha boynu bükük, biraz daha akif gibi haykırarak, feryat ederek değil de biraz daha mahzun bir şekilde Yahya Kemal'de görüyoruz. Evet. Yahya Kemal'de görüyoruz. Düşünün ki çok büyük bir şair, devlet adamı, bürokrat e, bir insan olmasına rağmen ve hayatında okuduğumuz kadarıyla da pek çok gönül macerası olmasına rağmen ömrünün sonuna kadar evlenmeye bile lüzum görmemek ne demek? Böyle bir dünyada evlensem ne olacak? Ne demek? Bedbaht bir ruh halidir. Evet. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Diyen Yahya Kemal aslında çöken üçüncü büyük İslam medeniyetinden sonra gelmeyen bir medeniyetin özlemi ve inkisarı içindedir. Eyvallah. O aradığı hakikati yine kendi topraklarında Evet e, buluyor evet. ve şiirlerinden de aslında bunu takip edebilmek evet. çok mümkün. O şiirlerden birisi, o kendi özünü, ruhunu, bu memleketin mayasını idrak ettiği şiirlerden birisi coşkunlukla yazdığı Süleymaniye'de evet. Bayram Sabahı olsa gerek evet. hocam. E, lütfederseniz. Estağfurullah. Çok oldukça uzun oluruz. bir şiirdir ama hikayesini anlatayım. E, kaldığı Bir otel onun evi zaten. Evet. Hep orada. O da hiç biraz bahsedebilir oluyor. misiniz? Evet. Ya? Ha, Kemal Büyük bir şair, çok evet. hürmet duyuyorlar. Onun yemek vakitleri, kahvaltı zamanları bir otel odası, evet. hatta bir otelin bir kadı, katı, katı evet. yani rezidans gibi bir şey. Evi yok. Yok yok evi hiç olmadı. Ya bu Çok ilginç. Tabii, tabii, tabii ilginçtir. Ee, durumlar. Ee, Necip Fazıl'a ve Nazım Hikmet Rana hocalık da yapmıştır. Eyvallah. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanımla da e, uzun gönül imkansız bir trajik şey. bir gönül macerası vardır. Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden, bendim geçeneği sevgili sandalla denizden diyen Yahya Kemal. Oralara girersek çok evet, konuşuruz. Evet çıkamayız. <laughs> i̇şte yarın bayram. Yahya Kemal otelde tek başına. Otel odaları hakikaten insana yetimlik yaşatır. Mahzunluk yaşatır. Zordur. Yarın bayram. Benim evim, barkım, ailem, çoluk çocuğum yok. Bir otel odasında ertesi gün bayram olacağının bilinci içinde mahzunca vakit geçiriyor. Ve ertesi günün bayram olduğunu biliyor ya, o gece uyumuyor. Uyumuyor ve kalkıp abdest alarak Süleymaniye'ye gidiyor. Bayram namazını orada kılacak. Süleymaniye'de de iki hamalın arasında oturuyor. Hamal kıyafetli iki cemaatten iki kişinin. Bütün bunları hatırlarında nakleder. Namaz kılınıyor, dönüyor ve meşhur şah eserini yazıyor. Süleymaniye'de bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de diye başlar. Eyvallah. Bunu müsaadenizle biraz atlayarak okuyacağım. Çünkü epey uzundur. Nasıl lütfederseniz öyle dinleriz hocam. Estağfurullah. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi, yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Zaman artık geriye doğru sarıyor, muhteşem devirler şairin gözünün önünden geçmektedir. Kim bilir Süleymaniye'de bunun gibi kaç bin bayram namazı kılındı. Bir geliş var, ne bu barak, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten kimi yerden üşüşüp her kapıya Giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya Tanrının mabedi her bir tarafından doluyor Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor Ordu milletlerinin en çok dövüşen en sarpı Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı En güzel mabedi olsun diye en son dinin Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi. Taşımış harcını gazileri ile Taşı yenmiş nice bin işçisi mimarıyla, Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne, Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin nezeli rahmete ruh orduları, Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Bulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum, ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Eyvallah. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi senelerden beri rüyada görüp özlediğim cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yerde toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Tek bir tabi tekbiri derinden başlamıştır. Gördüm ön safta oturmuş nefere saplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar saf idi siması bu mümin neferin, kimdi banisi mi, mimari mi, ulvi ise eserin. Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türkoğlu, bu nefer miydi derin gözleri yaşlarla dolu, yüzü dünyaya yiğit, yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem kuruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o, görünür halka bugünlerde teselli gibi o, hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Gökte top sesleri bir bir nerederden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin Egri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 fare gemi. Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Eyvallah hocam. Şimdi şiire başlarken çok uzun bir şiirdir. Evet. Bir bölümünü okuyayım dediniz ama e, bitirdiniz. Bir bölümü atladım. <laughs> yani çok uzunca bir bölümünü okudunuz. Neden? Çünkü Yahya Kemal'in işte estetik anlayışını aslında biraz görüyoruz. Evet. E, kendini, şiir kendini okuyor. Şiiri bırakamıyorsunuz. Evet. Tarih şuuru var. Edebiyat şuuru var. Aynı zamanda estetik var. Bir de ses var. Evet. Herhalde Yahya Kemal Beyatlı şiirini hala bugün konuşuyorsak ses olsa gerek. Tabii musiki. Ve o musikiyi sağlayan en önemli unsur da herhalde aruz vezni. Evet. Feilatun fe feilatun fe, ilatün, fe, ilatün, fe, ilatün, fe, ilatün, fe evet. böyle akıp giden, böyle coşkuyla evet. e, akıp giden bir vezindir o. fe feilatun. Fe fe Şunu fe diyebilirim. Feilatunlar aruz ölçüsünün <laughs> Çok dikkat çekici değil mi evet, hocam? aksak bir devenin yürüyüşünden ortaya çıkmıştır. Yüzyıllar içinde Farslara derken bize gelmiş, zamanla bizim Türk aruzu ortaya çıkmış ve deve ata dönüşmüştür. Ve o feylatunlar dört nola giden atın seslerine evet. zamanla benzemeye başlamıştır. Bu da Nef'i ve Yahya Kemal sayesindedir. Eyvallah. Bu ikisi aruzu yoğurmuşlar adeta. Eyvallah. Tabii Akif'i de unutmamak lazım. Düşünün, geçen akşam eve geldim dediler Seyfi Baba, hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bakın günlük konuşma Türkçesi. Türk arzu bu işte. Evet. evet. değil mi? Bu ilginç bir nokta. Aslında şiiri hem ahenkli kılan hem de akılda kalıcı kılan evet. en önemli Hafıza, unsurlardan birisi evet. olsa gerek. Yahya Kemal gibi üstatların evet. elinde de. Zaten... Dediniz de aklıma geldi. Ben çocukken, henüz ikinci okula gitmezken köyde Battal Gazi destanları okunurdu. Ve bu aruz ölçüsüyle yazdı. Sonradan tabii fark Fakültelerde zor okuyorum. Evet. Aldı battal, kesti battal, vurdu battal, kırdı battal <laughs> filan. Battal Gazi hakikaten İslam aleminde tanınan, seyit olan bir cengaver, bir kahraman. Çok sevilen birisi Malatya'da. Her bahsin sonu şöyle biterdi. Hiç unutmuyorum. Failatın, failatın, failat. Hazreti Peygamber'e ver salat. Böyle biterdi. O failatun failatun ne demekmiş? Yıllar sonra öğrendim ki Neden? bu evet, doğa aleminin notası bunlar. Dora mifası failatun. Doğa öyle. aleminin notasıdır bunlar. Aynen öyle hocam. Eyvallah. Şimdi buradan yine şiirlerle devam edelim isterseniz. Ya Kemal Beyatlı'nın düzenli bir hayatının olmaması hüznünün başlıca sebeplerinden biri olsa gerek hocam. Evet. bir Hep bir ulaşamadığı hasretini çektiği bir şey var. e Zannediyorum hayatının son dönemlerine doğru yazmış olduğu yol düşüncesi isimli bir Evet. E, şiiri de var. E, bu lütfedebilir misiniz hocam bizim için? Burada vardı sanıyorum. Evet, var. Yol düşüncesi. E, hayatının son döneminde e, bir hayıflanma bir evet. üzüntü, bir keder hali var. Bana hatırlatın nasıl vefat ettiğini de anlatayım. Eyvallah hocam, bu nasıldı evet. <laughs> dinleyelim. Yol düşüncesi değil mi? Eyvallah. Bu defa farkına vardım ki ihtiyarlamışım hayatı bir camın ardında gösteren tılsım bozulmuş anlıyorum çıktığım seyahatte. Cihan ve ben değiliz artık eski halette. Mısır ve Suriye pek genç iken hayalimdi. O ülkelerde gezerken kayıtsızım şimdi. Bu gözlerin medeniyetlerin bıraktığını beş 10 yıl önce görür müydü böyle taş yığını? Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi. Demek ki alemin artık göründü serhaddi. haddi. Ne Akdeniz'de şafaklar, ne çölde ehram akşamlar, ne görmek istediğim Nil, ne köhne ehramlar, ne Babelek'te Latin devrinin harabeleri, ne Biblos'un Adionis'ten kalan sihirli yeri, ne portakalları sarkan bu ihtişamlı diyar, ne gül, ne lale, ne zambak, ne muz, ne hurma ve nar. Ne Şam semasını yalelle dolduran şarkı, ne zahlenin üzümünden çekilmiş eski rakı, Felekte özlediğim zevki verdiler heyhat. Bu hali yaşta değil başta farz eden bir zat. Diyordu insana çarmıhta haz verir iman. Dedim ki Hazreti İsa da gençmiş o zaman. Eğer mezarda şafak sökmeyen o zindanda, ceset çürür ve tahayyül kalırsa insanda, cihan vatan, vatandan ibarettir itikadımca, budur ölümde benim çerçevem muradımca. Vatan şehirleri karşımda her saat bir bir, Fetihler ufku Tekirdağ ve sevdiğim İzmir. Şerefli kubbeler iklimi Marmarayla Boğaz, üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz. Bütün eserlerimiz, halkımız ve askerlerimiz, birer birer görünen anlı canlı cedlerimiz, içimde dalgalı tekbiri en güzel dinin, zaman zaman da nevakarı doğsun olsun ıtriğinin. Ölüm yabancı bir alemde bir gece ise bile, tahayyülümde vatan kalsın eski haliyle demiş. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Bakın daha da, hala devamı var diye. Evet, evet çünkü <gülüyor> <gülüyor> ve başlayınca insan bitiremez. Evet, evet. Böyle bir şey olsa gerek. Şimdi hocam bahsettiğimiz zat bir 20. yüzyıl insanı. Yani bizimle neredeyse çağdaş evet. bir insan. Yine divan şiiri tarzında yazıyor. Yine bizimle çağdaş olan pullukçu Veysel Usta diye bilinen, evet, evet. pullukçu yani mesleği pulluk yapıp satmak olan Veysel Öksüz'ün e, Yahya Kemal Beyat'ta yaptığı bir tahmis var hocam. Evet. E, yine notlarımız arasında var. Bu tahmisi lütfeder misiniz hocam? Yani şiir... Evvela Veysel Öksüz'ü biraz hatırlatalım. Lütfen. E, 93'te zannediyorum vefat etmiş. Ne yazık ki o zamanlar vefatından dahi çok sonraları haberimiz oldu. Bir büyük divan şairi. İşte ne yazık ki. Hem de nasıl büyük bir Ne yazık ki divan için. edebiyatımız layık olduğu itibarı görmediği için e, zaten haliniz gibi e, akademisyenlerin çalışmalarıyla ancak ortaya çıkabilen, yaşıyor olduklarını bildiğimiz nice divan şairlerimiz var. Hayatta olan, divanları olan var. Fakat işte o tuhaf öteleme, iteleme, gizleme, yok bilme tavrı halen sürdüğü için o sessiz koro ne kadar haykırırsa haykırsın, divan şiiri devam ediyor derse desin, biz duymamaya devam ediyoruz. Veysel Öksüz de bu talihsizlerden birisidir. Çok büyük bir divan şairimizdir. Evet, 1990'lı yıllarda vefat eden çok büyük bir divan şairimizdir. Bir program yapmış olduğumuzu hatırlıyorum. Hı hı. Veysel Öksüz hakkında hı. Allah selamet versin Hayati Bey Hayat hocamla birlikte. Selam olsun. Amin. Evet. Veysel Öksüz'ün bence karanlık kalan yerleri var. O noktaların araştırılması lazım. Evet. Orta ikiden terk. Böyleyken mesneviye şerh yazıyor. Evet. Orta ikiden terk kişi Mevlana'nın mesnevisine şerh yazıyorsa Çok bu ne demek? Bir diz dibi buldu. Hı. Bir başka mecradan eğitim aldı. Mümkün değil, imkansız yoksa. Ve orta ikiden terk kişi Yahya Kemal'le at başı gidiyorsa, evet. Faruk Nafiz'le Nedim, Nedim ki Divan edebiyatımızda çok çok özel bir yeri olan Nedim'in şiirine hem de tasavvuf zevkini karıştırabiliyorsa özellikle üzerinde durulması gereken dikkatli bir tefekkürle incelenmesi gereken bir köşe başıdır Veysel Öksüz. Eyvallah. Edebiyatımıza bir kol başıdır. Hep onu söylerim. Veysel Öksüz tanzirlerinde, nazirelerinde, terbiilerinde, tahmislerinde ve taştirlerinde bu saydığım türler başka şairlerin şiirlerine müdahale ederek yazmış olduğu şiirlerdir. Son derece başarılıdır, eşsizdir diyebilirim. Ancak kendi divanındaki şiirlerinde nazirelerde ve tahmislerde gösterdiği başarı yok. Birkaç muhteşem şiirinin dışında… Aynı kanaat diye. Evet. Yani e, mükemmel bir yeşillik içinde hoplayan zıplayan bir tay görüntüsüdür. Ama iş tanzir, teşbih, terbiye gelince. Boy ölçüşmeye gelince. Nice arafatlarıyla boy ölçüsen, atbaşı gidebilen muhteşem bir heyelan görüntüsü. Beksel evet. Peki böyle birisidir. Eyvallah. Burada Yahya Kemal'in bir şiirine tahmis yazmış. Evet. Tahmis hakkında da bir hatırlatma yapayım. Bir divan şairi bir gazel yazar. Gazel malum, beyitlerden oluşur. Her beyit iki mısradır. Daha sonra gelen bir başka divan şairi, o gazelin her beytine Üç mısra dışarıdan ekler. Böylece beşlemiş olur. İşte buna biz tahmis diyoruz. Hı hı. Üç mısrayı her beytin üstüne eklerse tahmis olur. Ortaya eklerse taştir denir buna. Şimdi Veksel Öksüz merhumun Yahya Kemal Bayatlı rahmetliye yazmış olduğu tahmise bakalım. Evet Söz Meydanı isimli gazelini tahmis. Budur değil mi dediğiniz evet, söz meydanı? İlk üç mısra Veysel Öksüz merhuma ait. Son iki mısra Yahya Kemal'e ait. Yani iki şairli bir şiir yok. ve bizim edebiyatımıza mal. Çok ilginç bir şiir türü evet. aslında. Biz çok alışkın olduğumuz için normal evet. gibi geliyor ama çok, Başka yok yani. çok Başka normal bir iş şey değil. Yani. Aynı hissiyatı, aynı duyuş ve düşünceyi, aynı şekli muhafaza ederek üç mısra da siz ekleyeceksiniz. Topukluk olmadan yazacaksınız. Evet. Muazzam bir Niyaz eder güle bülbül, lisan lisan olalı. Seherde bülbüle gül, semti aşiyan olalı. Bu macera dile düşmüş cihana şan olalı. Yahya Kemal. Zaman o gül gibi görmemiş zaman olalı. Gülün güzelliği dillerde dağstan olalı. Kulun iradesi kalmaz düşerse dil güzele. Safa verir dile mahbub cefa ederse bile Akıl komaz ofüsün kar nigâhı başta hele Ne neşve bakmadadır şimdi gözlerim ne güle O şiva kâr bu kâmette nevcivan olalım Ederdi fikrimi tarac zaman zaman olmah Bakışlarındaymış kalbi fetheden miftah Bu sırra fart-ı muhabbetle oldu dil agah Yegane hüsnü ilahi odur Cemalullah cihana ahseni takvimden ayan olalı. Burada vahdetül vücut var. <laughs> Huzuru tam ile her an yolunda beklerdim. Hayal edip düşünürken o yarı titrerdim. Görünce vecihini hayran olup gönül verdim. Mesah olaydı eğer la şerike leh derdim. Naziri gelmedi alemde hüsnü an olalı. Bahar içinde bahardır o şairane cemal. Ne söz beyanı tahammül eder ne tarz makal. Tebessümündeki mana edince öksüzü lal. O şuhu nazm ile tasvir, müşkül oldu kemal. Suhan rekabeti meydanı imtihan olalım. Eyvallah. İlk ve son bendini en azından bir şerh edemeyeceğiz belki ama ee, günümüz zaman, en azından... zaman, zaman zaman mutlak güzelliği temsil eden, bir müphem, bir muğlak, bir belirsiz sevgili söz konusudur. Evet. Bu sevgili bir kadın olarak hayal ettirilir. Fakat zaman zaman onun da gerisinden hüsnü mutlak bize sezdirilir. Evet. Divan şiirinin çoğunda bu vardır. Burada da onu yapmışlar. İlk bent, niyaz eder güle bülbül, lisan lisan olalı. Bunu Veysel Öksüz söylüyor. Lisan lisan olalı, yani ağzımızda konuştuğumuz kelam yeteneği, kelam yeteneği olalı, bülbül güle yalvarır durur. Adeta o yalvarıştan dolayı kelam var. Seherde bülbüle gül, gül semti aşiyan olalı. Bilhassa güneşin doğmaya yakın olduğu şafak vakitlerinde gül bahçeleri bülbüle yuva olalı bu böyledir. Nedir? Bülbül güle yalvarır durur. Aşık maşuka niyaz halindedir ve vakit seher vaktidir. Ve mekan gül bahçesidir. Tam şairane bir mekan kompozisyonu. Bu macera dile düşmüş cihan, cihana şan olalı. Evet, dünyaya yayıldıktan bugüne dillere destan olmuştur. Gülle bülbülün macerası. Yani sevenle sevilenin macerası. Sevilende güzellik, sevende ise söz. Bundan sonrası Yahya Kemal'e ait. Zaman o gül gibi görmemiş zaman olalı. Zaman, zaman olası öylesi bir gül görmedi. Öyle bir gül hiç açılmadı. Gülün güzelliği dillere dağstan olalı. Gülün güzelliğine dair ne söylenirse söylensin, o gül gibi bir gül olmadı. Fuzuli'ye geçelim mi şimdi? Evet. Hatırlatıyor değil mi? Su kasidesinde. Suya versin baban, gül zarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek, verse bin gül zara Yüzün gibi bir gül bir daha açılmayacak. Buradaki belirsiz sevgili de öyle bir güldür ki zaman zaman olalı böylesi bir gül açılmamıştır. Onun benzeri eşi misli yoktur. Geçiyoruz ikinci son bente. Bahar içinde bahardır o şairane cemal. Hüsnü mutlak bir güzellik ve güzellik odur ki asla göreceli olmaz. En karşıtını bile hayran bırakır en karşıtını, reddedicisini bile aşık olmaya mecbur eder güzellik. Güzellik bu. Bahar içinde bahardır o şairane cemal. Ne söz beyana tahammül eder, ne tarzı mekal. O özellikle şairlerin şiirlerine revnak veren o tarif edilemez güzellik, bahar içinde bahardır. Adeta baharın kaynağıdır. Adeta bahar bütün güzellikleriyle ondan neşet eder. O öyle bir cemal ne söz beyana tahammül eder, ne tarzı mekal. Öyle bir güzellik ki söz, dil, lisan ona karşı iflas halindedir. Bir şey ifade edemez. Edemeyince de parmaklarını doğrarlar. Güzellik bu. Tebessümündeki mana edince öksüzü lal. Onun sadece bir tebessüm etmesi şair Erol Öksüz Bey'i Lal edince, ki burada onun şiiri bitiyor. Eyvallah. Çok güzel yerleştirmiş. Evet, en son kelimesi lal. Yahya Kemal lafı alıyor. O şuhu nazm ile tasvir müşkül oldu Kemal. Aynı şeyi o da söylüyor. Eyvallah. Ey Yahya Kemal. Şiirle müşkül. Evet, o güzeli <laughs> şiirle anlatmak çok zor oldu. Suhan rekabeti meydanı imtihan olalı. Eyvallah. Söz ustaları dünya bu alana gelip birbiriyle yarışalıdan beri Hele hele o güzelin tasvirini şiirle yapmak çok zor oldu ey Eyvallah Kemal. hocam, ağzınıza sağlık. Çok kısaca e, Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatına dair bir. Ha, iyi ki hatırlattınız. <laughs> Hatırlatma istemiştiniz. Şimdi hadi şerif peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam buyururlar ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Eyvallah. Hayatınız boyunca en çok kalbiniz neyle meşgul ise son anda o onunla meşgul ola ola vefat eder Allahu Teala'nın huzuruna. Ve nasıl ölürseniz öyle kalkarsınız diyor. Hadis böyle. Öyle haşredilirsiniz. Şair Yahya Kemal. Bu kadar şiirle haşir neşir olan edebiyatımıza bu kadar mükemmel eserleri armağa denen Yah Yahya Kemal ölürken de şairane ölmüştür. Bir bağırsak hastalığından vefat ediyor. Hastanede doktorlar başında son demlerini yaşıyor. Birdenbire Yahya Kemal Baki'nin şu beyitlerini mırıldanmaya başlıyor. Son sözleridir. Evet. Fermanı aşka can iledirin kıyadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Baş eğmez özedaniye dünyayı dun için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Yahya Kemal'in son sözleri. Eyvallah diye diye vefat ediyor. Böyle Bir... ölmek varmış. Eyvallah. <laughs> böyle yaşanır. Evet ve böyle, böyle yazılır ölür. ve evet. böyle ölünür herhalde. Değil evet. Mi hocam? Yaşadığı gibi hakikaten. Evet, şairci. Beyt okuya okuya vefat etmiş. Hakka yürümüş oldu anlaşılıyor. Eyvallah, evet. hoşçakalın. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Yahya Kemal Beyatlı'yı yad etmiş olduk. Ee, i̇zleyicilerimizden de ruhlarına birer Fatiha ikram etmelerini isteyelim. Efendim bugün Yahya Kemal Beyatlı'yı konuştuğumuz bir programımızın daha sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça bakın muhterem zatınıza.